Çık. Ben benim de taş yapı aile olarak size verdiğim destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tünelin birleşmesi kazasız belasız bitirip bütün tünellerde de inşallah beraber mutlu bir gün ileride daha yaşarız. Allah devletimize, milletimize. Buyurun, almış sonlu bayrağımızı. Öncelikle sözü bırakmak istiyorum. Buyurun. Sayın Muhalif, Sayın Vekillerim, Sayın Bölge Müdürlük, tümenciler için tümenlerin birleşmesi bayramdı. Bu günümüzde değerli büyüklerimiz bize yalnız bırakmaması bizi çok mutlu etti. Kuzey-Güney aksının en önemli geçişlerinden biri olan 40 dilim tünellerin en uzun tünelini birleştirmiş bulunuyoruz. Başta Sayın Valimiz, Sayın Vekillerimiz ve Sayın Bölge Müdürümüze bize projenin her aşamasında verdikleri maddi manevi destekten dolayı teşekkürlerimizi arz ederiz. Sağolsa diğer aynalarımıza başarılı. Şimdi kısaca hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere Çorum Belediye Başkanımıza bırakıyorum. O bir kısa konuşma yapacak. Buyurun başkanım. Sayın Valim, değerli bölge müdürü, taşyapının kıymetli çalışanları, gerçekten bugün tarihi bir anı hep beraber yaşıyoruz. Emeği geçenlerden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, taşyapıya, bölge müdürlüğümüze, herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu Ferhat Taşı'nın hikayesinde dağları yaran Ferhat'ın hikayesi ve Cumhurbaşkanımızın başarı hikayesi tekrar şehrimizdeki bu büyük yatırım için her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Sayın Milletvekilimiz Erol Kavuncu da duygu ve düşüncelerini iletecekler. Sayın Valim, kıymetli misafirler, bugün Çorum için tarihi bir gün yaşıyoruz. Hamdolsun Türkiye, yeni Türkiye, yeniden büyük Türkiye destan yazmaya devam ediyor. Çok kısa birkaç rakam ifade etmek istiyorum. 18 yıl önce toplam bölünmüş yol 6100 kilometre, şu anda 22.000 kilometre. Gene 18 yıl önce Türkiye'de 83 tünel var. Sadece 83. Böyle bu tüneller gibi. 18 yıl içerisinde 83 tünele 298 tünel ilave edilerek 381 tünele, 50 kilometrelik tünelden 500 kilometrelik tünele ulaşmıştır. Yatırımlar devam edecektir. Kazasız, belasız günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun sanki. Şimdi de Sayın Orosan Kaya Milletvekilimiz duygu ve düşüncelerini iletecek. Bölgemiz için Osmancık, Laçin, Kargı, Dodurga, Oğuzlar için önemli olan bir hizmetin ilçe başkanı iken planlanmasında her aşamasında emek sarf ettik. Bugün de bu törende milletvekili olarak bu gururu yaşamanın, bu hizmetin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Memleketimize daha güzel hizmetler yapacağız. Karayollarımız Çorum'da yaklaşık 3 milyarlık bir bütçeyle bu yıl çalışıyor. 12 şantiyede hizmetlerimiz devam ediyor. Çorumlu'nun hak ettiği hizmeti her daim birlik beraberlik içerisinde vereceğiz inşallah. Değerli basın mensupları, milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan beyefendi aslında bugün bizlerle beraber olacaktı ama bir Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısından dolayı kendisi aramızda bulunamıyor. Onun da çok selamları ve hayırlı olsun dilekleri var. Onları da bu vesileyle ben iletmiş olayım. Sayın milletvekillerim, sayın bölge müdürüm, karayollarının değerli çalışanları, firmanın değerli temsilcileri. Ben de öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Çorum açısından tarihi bir gün. Tarihi bir gün diyorum çünkü Çorum açısından çok önemli bir yatırımın, devlet yatırımının bugün ilk ışığını görmüş bulunuyoruz. Şu anda T3 tünelindeyiz. Burası toplamda en uzun tünellerden birisi ve ilk ışığı gördük. İnşallah diğer paralelindeki tünelin de açılışı 3 ay sonra yine böyle bir tören düzenleyeceğiz. Ardından T2 tüneli geliyor. T2 tünelinin de 1 Kasım'da ve 1 Aralık'ta açılışı olacak.
Ardından da önümüzdeki yıl inşallah buradaki çalışmalar tamamen bitecek ve halkımızın hizmetine kazandırılacak. Buradaki tünellerin toplam uzunluğu 2 çarpı 4091 metre seviyesinde. İnşallah bittiği zaman normal güzergahta 1.6 kilometre gibi bir kısalma olacak. Böylece hem insanımız, vatandaşımız daha rahat ve daha konforlu seyahat imkanına kavuşacak. Hem de akaryakıttan, yani milli ekonomi açısından da bir tasarruf sağlanmış olacak. Ben çalışmalarından dolayı firma yetkililerine, firmanın bütün çalışanlarına, mühendisinden işçisine kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Karayollar Teşkilatımızın bütün çalışanlarına, bölge müdürümüzden başlamak suretiyle her düzeydeki bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize gayretlerinden, çabalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, hakeza şükranlarımı sunuyorum. Bütün bu hizmetlerin altında iradesi ve imzası olan muhterem Cumhurbaşkanımıza da ilimize bu önemli yatırımı kazandırdıklarından dolayı da ayrıca şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah tamamına erdirsin, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir konuyla da servis yolundan yaptığımız trafiğini bölge müdürümüzün ve firmamızın gayretleriyle inşallah Ekim sonunda açacaktık yolu. Eylül başında açmayı da planlıyoruz. Bu bilgiyi de basınla paylaşalım inşallah. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı mübarek olsun.